genel izleyici için uygundur. Efendim hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerleriniz olsun. Yine ee, ...güzel bir konuğumla karşınızdayım. Pendik Müftümüz Musa Bilgiç hocamla bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Ne yapıyorsunuz, İyisiniz hocam? Çok şükür, elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Allah'a hamdolsun. Sizleri gördük daha iyi olduk hocam. Allah razı olsun. Ee, nasip olursa çok güzel bir konu işleyeceğiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını... E, ...hani e, Cenab-ı Hak ahsenül kasas... ...yani kıssaların en güzeli olarak ifade etmiş... Kıssaların en güzelinde o kadar önemli mesajlar var ki hepimizi yakinen ilgilendiren çok önemli mesajları inşallah almaya çalışacağız bu programımızda. Ayetler arasında dolaşacağız. Peygamber Efendimizin hadislerine başvuracağız ve programın sonunda ya gerçekten Yusuf Aleyhisselam yaşadığı dönemde bu kadar sıkıntılar, ezalar, cefalar çekmiş. Ben de bu yüzyılda yaşıyorum. Benim de buna benzer sıkıntılarım var ama o sabrederek reçetesini bize sunmak kaydıyla ayetler bazında ben de inşallah o reçetelere bağlı kalıp hayatımı inşallah idame edeceğim en azından o noktada devam edeceğim anlamında mesajlar çıkacağına inanıyorum ben şahsen hocam neden ahsenül kasas Cenab-ı Hak böyle ifade etmiş olabilir yani çünkü hani bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselam ile alakalı işte Musa aleyhisselam Hud aleyhisselam Buna benzer peygamberlerle olan kıssalar da var ama Cenab-ı Hak özellikle Ehsenül Kasas demiş. Evet, Yusuf Suresi Kur'an-ı Kerim'in mühim kıssalarından, kıssaların en güzeli olarak tarif edilmiş. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in içerisinde itikat konusu, ibadet konusu, muamelat konusu, ahlak konusu bütün bu konular yeri geldiğinde kıssalar üzerinden verilmeye çalışılır. Genellikle Peygamber kıssalarıdır. Daha önceki yaşayan ümmetler, milletler, medeniyetler. Bu Yusuf suresinde de neredeyse surenin tamamı 111 ayetini kuşatacak şekilde uzun bir yani tabiri caizse bir film gibi bir film şeridi gibi önümüze sahneler serilir ve e, Kur'an-ı Kerim'in e, haberleri, bilgileri, kıssaları biliyorsunuz en doğru bilgilerdir, en sağlıklı bilgilerdir. Bu e, kıssaların içerisinde özellikle Yusuf suresinin içerisinde muhteviyat olarak e, sonuçta güzel bir şekilde bitmesi, yani mutlu sonla sonuçlanması, ondan sonra kardeşlerini affederek olayın noktalanması. Yine içerisinde sevenin sevilenin aşk konularının e, tabiri caizse birbirine e, kavuşma noktasında sıkıntı yaşayanların e, hallerini ortaya koyan e, bir sure. İffet var. İffet var. Hayal Sonra kardeşler var. Kardeşler arasındaki o çekemezlik var. var. Bir de özellikle e, mesela o kadar kapsamlı konulara değiniyor ki sure işte peygamberlerin, salihlerin, meleklerin, şeytanların insanların, hayvanların, kuşların, hükümdarların, onların yönettikleri halkın davranışlarının, tüccarların, ilim adamlarının, cahillerin, erkeklerin, kadınların bütün bu yani içerisinde muhteşem tevhid, fıkıh, siyer, rüya tabiri, siyaset, iktisat, ekonomi, hayat ve hem dine hem dünyaya bağlı pek çok faydalı bize mesaj veren, yani hayatın gizemlerini çöz, çözen pek çok faydalı bilgi ve hususa o temas yüzden belki <laughs> ahsenül kasas ahsenül kasas Kıssaların yani çok enge. farklı konuya temas ediyor O kadar sure. konu saydınız ki hocam müftebiyatı evet. gerçekten çokmuş. Hani e, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına geçmeden şunu da sormak isterim hocam. Hani Kur'an-ı Kerim 600 sahife evet. 6236 ayetten müteşekkil. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık 3'te ikisi kıssalar. Evet. Yani Cenab-ı Hak 3'te ikisi kıssalar olan bu kitapla bize ee, ne murad ediyor veya ne mesaj vermek ister hocam? Neden Şimdi, böyle mesela? E, biliyorsunuz e, kıssalar, olaylar e, şu sebeple anlatılır. Olayı zihne yaklaştırmak, daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla anlatılır. Hmm. Temsil bunun için getirilir. Yani e, Kur'an-ı Kerim'de insanların olayları daha net ve berrak kavrayabilmesi için bu kıssa metodunu, temsil ve örnek getirme metodunu çok kullanmıştır. Mesela e, surenin en başında e, şöyle başlar. Elif Lamra tilke ayatul kitabil mübin. Bu apaçık kitabın ayetleridir. Buradaki mübin ifadesi apaçıklıktan maksat kendi özünde açık, seçik ve aydınlık yani kendinin ne olduğunu tanıtmaya kendisi yeterli. Yani Kur'an-ı Kerim'i mesela tanımak istiyorsunuz. Başka bir kitaba ihtiyaç yok. O kendini zaten en güzel şekilde tanıtıyor. Hatta hocam Kur'an-ı Kerim'de bir ayet başka bir ayeti tefsir, tefsir ediyor. Tefsir eder. En güzel tefsir yöntemi de budur. Başka bir kitaba gerçekten gerek yok yani. Yani bir de beyan yani apaçık deyince beyan ediyor. Neyi beyan ediyor? Mesela haramları, helalleri, cezaları, hükümleri, hidayet ve kurtuluş yollarını, rahmet ve berekete nail olma yollarını apaçık beyan ediyor. Yani öyle bir şifre, gizem bir şey yok. Gayet net bir şekilde ortaya koyuyor. Dil ve ifadesi de gayet güzel. Yani maksat ve muradını fasih ve beli bir şekilde apaçık hiç böyle yani e, ilim noktasında e, yani az bilgisi olsun çok bilgisi olsun herkesin mutlaka bir şeyi anlayabileceği düzeyde anlatıyor. Evet. Mübin bu demek apaçık, apaçık yani gizemli değil demek. Sonra hocam devamındaki ayette hani sana bu Kur'an'ı vahyetmekle ...kıssaların en güzelini anlatıyoruz... Evet. ...sen bu konudan daha önce haberdar değildin diyor... ...hani yani, Peygamber e, Efendimiz'e Cenab-ı Hak... ...biliyorsunuz peygamberlere gelen bilgiler... ...özel bilgilerdir... vahidir, gayb bilgileridir... ...yani e, bizzat kaynağı... ...menşeyi Cenab-ı Allah'tır... ...o günkü iletişimin... ...zayıf olduğu koşullarda düşünün... E, ...bugünkü gibi dünya... ...avcumuzun içerisinde değil ki... ...yani... Peygamberimize gelip soruyorlar, işte bir Hazreti Yusuf'un olayını, Hazreti Yakub'un olayını soruyorlar ve sağlıklı, net bilgi almak istiyorlar ve bu sure nazil oluyor. Bu bilgiler de gayet sağlıklı, gayet net bilgiler ve içerisinde teselli yüklü ve Peygamberimizin de tam teselliye Muhtarca en çok ihtiyaç oldu. duyduğu bir evet. dönemde geliyor sure. Burada bile bir gizem var hocam ya. Eşi vefat etmiş Hazreti Hatice annemiz. Hüzün yılı. Hüzün yılı. Amcası, Amcası Ebu Talip vefat etmiş. Zor günler geçiriyor. O günlerde adeta hani yani onu rahatlatmak için senden önceki Yusuf, Hazreti Yusuf'un kuyulardaki çektiği sıkıntılar, zindandaki çektiği sıkıntılar, ama, i̇ftiralar, iftiralar e, ve ama sonucunda e, güzel bir konuma gelmesi, kuyudan kurtulması, zindandan kurtulması, o, o günün koşullarında e, Melik yani Melik'in e, himayesinde yetişmesi ve e, hazine bakanlığı gibi e, hükmeden e, tüm Mısır'a hükmeden bir e, aşamada e, olması ve sonucunda da e, yıllardır özlem duyduğu babasına kardeşlerine, annesine kavuşması, yani sonun güzel bitmesi, e, hani e, Duha suresinde vardır ya. Vel ahiratu hayrun Minel ule Senin sonun başlangıcından daha güzel olacak diye teselli eder. Hmm. Yani Peygamber Efendimizin e, ilk günleri çok zahmetli geçmiş. Yani ölümle tehdit edilmiş, ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Ama sonucunda ne olmuş? ...sonucu çok güzel, senin sonun başlangıcından daha güzel, daha hayırlı olacak diyor ya. Şimdi hocam Peygamber Efendimiz'e tam bu noktada hani tam böyle ihtiyaç duyduğu bir anda... ...böyle bir surenin nazil olması hani Peygamber Efendimiz'i teselli etmiş bir nevi ve Tabii. orada bir müjde var. Bak Tabii. sabredersen bu sıkıntıları Peygamber daha önce Yusuf Peygamber çekti ama nihayetinde... Mutluluğa kavuştu, huzura evet, kavuştu. Evet. Şimdi bu ayet veya bu sure esasında Peygamber Efendimizin özelinde, genelde de bizlere de hitap ediyor. Tabii ki kıyamete kadar. Hem de. Kıyamete kadar. Dolayısıyla hani herkesin kendi çapında inişli çıkışlı halleri olabilir. Hatta hangi ayeti, hani e, günleri insanlar arasında Ve çevirip dururuz, belenmez. Ya bugün hastalık, yarın e... günleri çeviririz diyor. Evet. Yani Her gün bir olmaz. Aynen. Bugün fakirlik, yarın zenginlik. Tabii bugün aynen. hastalık, yarın şifa. E, dolayısıyla e, bu böyle bakmak lazım bu sureye. Şimdi sureye zaten bir giriş yapacağız. Şimdi zaten e, Kur'an-ı Kerim'in verdiği mesajlar e, sadece Peygamber Efendimizi ilgilendiren mesajlar değil. Bu kitap, bu mübarek kitap. Kıyamete kadar geçerliliği olan bir kitap olduğu için bundan böyle peygamber de gelmeyecek, kitap da gelmeyecek. Bu kitabın içerisindeki hakikatler, işaretler tüm insanları ve tüm insanlığı ilgilendiriyor. Yani bugün günümüzün dahi çekilen sıkıntıları, ızdırapları, kederleri, bütün bunların çözüm yolları Kur'an-ı Kerim'de ve tüm surelerde mevcut. Yani bütün bu çözümleri öneren bir kitap. Yusuf Suresi'nde de işte bu az önceki saydığımız çok mesajlar var. Mesela bireysel mesajlar var, toplumsal mesajlar var. Yani bireyi ilgilendiren mesajlar, bir de toplumu, tüm insanları ilgilendiren mesajlar var. Bu ayetleri tek tek okudukça bu mesajlar zaten bize kendini açıyor ve adeta bizi rahatlatıyor, ferahlatıyor. Aynı Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulup da feraha çıktım derken, bu bu sefer de e, kuyudan daha beter, bu sefer zindan. Zindandan çıkıyor e, ve hayatı e, olağanüstü bir şekilde zikzaklarla dolu. Yani bir sıkıntı e, bitiyor, öbürü başlıyor ama en son sonuç itibariyle e, güzel bir e, ortama kavuşuyor ama onun istediği en son güzellik de yani Mısır'a hükmediyorum, Filistin'e de hükmedeyim. Şuna da hükmedeyim değil. En son biliyorsunuz muhteşem bir duası var. Yani ya Rabbi diyor, sen bana güç ve imkan verdin. iktidar kudreti verdin ama ben senden şunu istiyorum. Teveffeni Müslimen ve elhikni <laughs> el bis salihin. Müthiş bir dua hocam. Beni diyor, sana tam teslim olmuş olarak canımı al. Yani bu dünya hayatında ben nihayetinde kalıcı değilim. Bugün varım, yarın yokum. Ben ben benim bir tek isteğim senin huzuruna sana İnanlı. tam teslim olmuş olarak senin emirlerine öğretilerine boyun eğmiş olarak e, kabul eden vaziyette huzuruna gelmem. Bir de el bis salihin ve beni iyi insanlara, salih insanlara dahil eyle. Onların arasına kat. Yani beni ifsatçı, bozguncu, yıkıcı insanların arasına değil. Daima toplum için faydalı, kendisi için faydalı, ailesi için faydalı, devleti için, milleti için faydalı, salih insanların arasına kat ki ve ben onların arasında bulunayım daima diyor. Belki de hocam bu ayetlerden mülhem hani ecdadımız ne demişler? Hep şöyle derler. Hani büyüklerden hep duyarız ya son nefeste iman. Evet. Teveffeni yani son, Müslüman. Evet. Müslüman olarak öldür diyor. Yani. Bir de diğer büyüklerden hep işittiğimiz bir dua daha vardı. Allah sizleri iyilerle beraber eylesin. Değil gibi. mi? Gibi. Mesela demek ki bu ayeti o kadar güzel okumuşlar ki onu böyle e, dile dua etmişler. Bizler de o duayı halen de yapıyoruz. Yapıyoruz. İnşallah Allah bizlerin de son nefesini imanla e, taçlandırsın. Amin. Bizleri Amin. iyilerle beraber eylesin. Amin. Hocam şimdi Yusuf Aleyhisselam 11 kardeşti. Kardeşi Bünyamin var. Evet. O öz, diğer kardeşleri üvey değil mi? Yani bu yani, anneleri ayrı. Evet, anneleri farklı. Dolayısıyla orada bir kıskançlık var. Yani Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a bakışı, ona olan ilgisi, diğer kardeşleri tarafından çok hoş görülmüyor galiba. Şimdi biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam baba bir peygamber. Peygamber. Kendisine bildirilen özel bilgiler var. Yani vahiyle destekleniyor. Bu vahiyle desteklemenin sonucu olarak evlatlarından iki tanesinin daha ileride peygamber olacağının bilgisi var. Şimdi e, ileride peygamber olacak bir kişiye küçük de olsa ne yapmak lazım? Ona gözü gibi bakıyor, yani koruyor, başına bir şey gelmesinden endişe duyuyor. Ama diğer kardeşlerini de Yakup Aleyhisselam, yani diğer evlatlarını da aslında kötü muamele etmiyor. Tabii ki. Biraz daha demek ki farklı bir ihtimam gösteriyor ki. Bu 11 kardeşin arasında müthiş bir hasetlik ortaya çıkıyor. Ve kendi aralarında anlaşarak, babalarını da kandırarak onu gezmeye götürüyoruz diye götürüyorlar. Ve onu esasında öldürmek istiyorlar. Fakat içlerinde vicdanlı bir kardeş, onu öldürmeyelim kıyamıyor daha doğrusu. Onu diyor kuyuya bırakalım, nasıl olsa bir kervancı alır götürür ve biz de ondan kurtulmuş oluruz. Böylece babamızın ilgisi de bize döner diyor. Yani ona gösterdiği ilgiyi tamamen bize e, vermiş olur. Hesapları bu yani. Hesaplar bu şekilde. Tabii nihayetinde e, dediklerini yapıyorlar ve babalarını akşamleyin ağlayarak geliyorlar. E, tabii normalde babaları e, pek inanmıyor bu duruma. Yani burada bir e, oyun olduğunu. Çünkü getirdikleri gömlek bir gömleğe artık oradan bir başka kan sürerek getiriyorlar. Ee, diyor ki bu yani kurt yedi diyorlar. Yani bu kurt diyor ne kadar merhametli bir kurtmuş. Hiç diyor elbiseyi parçalamamış. Evet, gömlekte bir yırtık yani, bir şey yok. Zaten orada anlıyor. anlıyor. Ama e, söylediği çok güzel anlamlı bir söz var. Fesaburun cemil. وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ Benim diyor bundan sonra yapmam gereken tek şey güzelce sabretmektir diyor. وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ Benim diyor sizin bu anlattıklarınızdan sonra, bu kadar gözyaşı döktükten sonra benim yapmam gereken şey Allah'ın yardımına sığınmaktır. Başka ne yapabilirim ki diyor. Yani şimdi hani beyan esastır diye bir laf vardır ya bizde. Bir adam geldi dedi ki size hilaf hakikat bir şey söyledi. Siz de biliyorsunuz doğruyu söylemiyor ama ne yaparsanız inanmaktan başka çarem kalmadı dersiniz. Baba inanmamakla birlikte diyor ki benim bundan sonra yap yapmam gereken şey güzelce sabretmek. Ben bu ayeti şununla hatırlama gelen bir olayla anlatmak istiyorum. Buyurun hocam. Bir defasında çok değerli bir dostumuz trafik kazasında genç bir çocuğunu kaybetmişti. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Biz de onun cenazesine katılmıştık. Orada baktım ki anne, kardeşler çok kötü olmuşlar, perişan olmuşlar. Fakat babayı ben çok temkinli buldum. Yani metanetli çok mi? metanetli buldum ve sordum. Dedim ki ya maşallah senin bak dedim annesi perişan olmuş, kardeşler ama seni dedim çok metanetli buluyorum. Dedi ki hocam ben Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanım. Ben Yusuf suresinde artık Yakup oldum dedi. Yani ben Vallahi. bundan sonra Yakup Aleyhisselam gibi söylüyorum. Fasabrun cemil vallahul mustaanu ala ma tasifun. Bundan sonra Allah bana güzelce bir sabır versin dedi. Yakup Aleyhisselam'a verdiği sabırdan da bana versin. Ben bundan sonra ne yapabilirim ki diyorum. Yani bu ayet bu Kur'an'ın bu suresi bana teselli ol oluyor. Ne güzel. Yani en azından ayetleri böyle de görmek lazım. Tabii ya zaten bizim teselli kaynağımız, inançlı bir insanın Kur'an-ı Kerim'den daha güzel ne olabilir ki? Bize motive edecek, sizi <laughs> rahatlatacak, aynen. geleceğe umutla baktıracak ancak Kur'an-ı Kerim'dir. Öyle. Hocam mesela şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın girizgahını yaptık. İlk başlangıçta zaten olayın başlanma anı, kardeşler arasındaki bu dediğimiz haset duygusu ve onun neticesinde kuyuya atılma sürecini söyledik. Şimdi bu ayetten... Evet. Bize düşen vazife veya bizim almamız gereken mesajlar veya bu ayeti bizzat yaşayan insanlar da vardır şu anda. Kardeşleri tarafından hor görülen, çekememezlikle bakılan, işte haset gözüyle bakılan insanlar vardır. Bu ayet aynı demin de sizin hani cenaze örneği de vermiş olduğunuz gibi o ayet ne kadar o insanın nakşet, nakış nakış işlenmiş ki e, sabrı Allah'tan Yakup Aleyhisselam gibi istiyor. Evet. Şimdi bu ayetlerde de bu hasetlik vurgusuna biraz değinelim mi? Kardeşler arası olabilir veya aile arası veya akrabalar arası olabilir. İş arkadaşlarıyla olan münasebet de olabilir. Çünkü ayeti sadece kardeşler arasında e, konuşursak biraz dar kalıp olur. Tabi Kur'an-ı Kerim'de e, haset e, konusu ele alındığında ta insanlığın ilk gününe kadar gidiyor bu haset meselesi. E, i̇lk insan Hazreti, Hazreti Adem'in Adem in iki evladının birbirine haset etmesiyle başlıyor. İnsanlık serüveni hasetle başladı yani, tabiri caizse. Hatta biraz daha geri gidelim şeytanla Hazreti Adem'in karşı karşıya gelişinde de hasetlik var. Aynen. Şeytanla başlıyor esasında. Ne diyor o? şeytan? kıskanıyor. Yani ben diyor ona saygı secdesinde bulunmam. Niye? Çünkü o diyor topraktan yaratıldı. Ben ateşten yaratıldım. Ben üstünüm. Yani orada bir hasetlik var, çekememezlik var, kabullenmeme var, bir enaniyet bir gurur enaniyet var. Yani hani biliyorsunuz güzel duygular vardır. Bir de kötü duygular vardır. Kötü duygular içerisinde e, haset en ağır olanlarından bir tanesi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de yine hasetten sakınılması için dua da öğretilir. Yani felak suresinde istan ve vemin şerri hasidin iza haset haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden de Allah'a sığınır. Neden? Çünkü hakikaten haset etmek, hasetçilik o kadar kötü bir huy ki haset yüzünden insanlar birbirine zarar verebilir, geleceğiyle oynayabilir. Ee, ve bu kıskançlık girdaplarında aslında karşı tarafa zarar vereyim derken hasetçinin en büyük zararı da kendineymiş biliyor musunuz? Kendini yakıp bitiriyor yani Kesinlikle. yok ediyor hasetçi. Hatta hocam hani peygamberimiz de hasetten kaçının. Çünkü haset Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi sizdeki güzel ahlakı yer bitirir diyor. Evet. Tüm amellerinizi yok eder diyor, bitirir diyor. Şimdi e, maalesef insanın zaafları, insanın zayıf noktaları diyelim. Bu eğer e, e, e insan insanı kamil olamamışsa, yani insanlık haysiyet ve onuruna uygun bir e, kıvama gelememişse, e, o zaman böyle kötü huylar her zaman için Olabiliyor hani mesela küçük çocukların bile bazen bir kardeşi dünyaya geldiğinde ne yapıyor? Çocuk evet. e, normalde e, kıskanmaya başlıyor. Küçük kardeşinin yaptığı hareketleri yapmaya başlıyor. Demek ki hocam fıtratta tabiatta var Fıtrat, bu kıskançlık. Var, evet. Ama bunu dizginlemek, minimize Tabii bunu, etmek. E, bunu şu, şu şekilde yani hasedin sona ermesini şöyle e, öğütlüyor sevgili Peygamberimiz. Allah'ım o kardeşime verdin, ihsan ettin. Senin hazinende her şey çok. Ona ihsan ettiğinden bana da ver. Böyle dese çok güzel bir kendisine dua. Kendisine de verilecek. Aynen. Ama maalesef öyle bir şey ki Allah'ım onu yok et. Ona niye verdin gibi bir bakış açısı maalesef insanları tüketiyor. <laughs> Tabii ki bu Yusuf Suresi'ndeki ilk olay böyle bir hasetle başlıyor. başlıyor. Evet hocam. İkinci bölüme İlahiden sonra devam edelim hocam. Hay hay. Bir soruklanalım. Evet hep beraberce güzel bir kaside ilahi dinliyoruz. Buyurun. فتديا <applause> ارحم الراحمين أهل <applause> دنيا <applause> 比如。 Sevgili Mustafa Alpayta hocama çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem bir ses, muhteşem bir icraat. Allah kendisine nebeden razı olsun diyorum. Hemen seyirci sorularımız bölümüne geldik. Hemen seyirci sorularımıza bakalım. Selamun aleyküm hocam. Allah neden Kur'an-ı Kerim'de geçmiş kavimlerden örnekler verir? Hayırlı günler diliyorum, teşekkür ediyorum. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Allah ömrünüze bereket versin inşallah. Ee, Allah neden... Kur'an-ı Kerim'de geçmiş kavimlerden bahsediyor. Zaten konumuzda tam da hocamla bu noktada Yusuf kıssasından bahsediyoruz. Yani demin de ifade ettim Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık üçte ikisi kıssalardan ibaret. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir metot olarak insanlara kıssalar yoluyla bazı olayları hakikatleri anlatıyor ki kafamızda daha iyi belirsin anlamında. Niye? Çünkü yani tarihimizi bilmeden, geçmişimizi bilmeden geleceğimizi ne yapamayız? İmar edemeyiz. Dolayısıyla işte bu Kur'an kıssalarından e, hakikatleri okuyup anlamak ve hayatımıza içselleştirmek lazım. Ben nerede hata ettim? Benim bu iş neden başıma geldi? Bu cümlelerle karşı karşıya bazen kalabiliyoruz. Neden e, başkası değil de ben? Bunlar biraz daha isyanvari cümlelerdir. Bunlardan bir öncelikle kaçınmamız gerekiyor. İşte bu noktada hemen Kur'an devreye giriyor. kıssalar devreye giriyor. Bak geçmişte neler olmuş. Senin de başına gelebilir. Ancak sabırla ve güzellikle inşallah bu noktadan çıkabilirsin anlamında mesajlar var. O yüzden Kur'an'a biraz daha eğilmek, biraz daha okumak, okutmak, yaşamak, yaşatmak, içselleştirmek gerekiyor. Allah bizleri Kur'an'ın hakiki manada okumayı, okutmayı hepimize nasip eylesin. Diğer e, sorumuzu da alalım. İyi günler hocam. İnşallah kelimesi ne anlamı gelir? E, i̇yi günler diliyorum. İnşallah kelimesi Allah dilerse demektir. Hani e, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a e, Ashab tarafından şu soru soruldu. Ashab-ı Kehf'ten bahseder misin? Ya Resulallah. Peygamber Efendimiz yarın size bahse, bahsedeceğim dedi. İnşallah demedi Peygamberimiz. Hatta belli bir süre 15 gün kadar kaynaklarda geçen bir e, o, hakikat 15 gün kadar vahiy kesildi. Ve bir uyarı e, bağlamında Peygamber Efendimize Kehf Suresi'nin 23. ayeti nazil oldu. Essembillah ve la taqulenne li şeyin inni fa'ilun gada. Hiçbir şey için e, yarın yapacağım deme. İlla en yaşa Allah ancak inşallah de. Allah dilerse de Dolayısıyla hepimiz de öyle değil mi? Bak peygamber efendimiz bir peygamber olmasına rağmen e, bu duruma düşmüş. Ama hemen Allah ayetle onu ikaz etmiş. Doğru yola çıkarmış. Bizler de e, ne yaparsak yapalım. Yarın şuraya gideceğim. Haftaya e, beraber oluruz. İşte bir yıl sonrasını bazen planın programını yapıyoruz ya. Tabi programlar iyidir, planlar iyidir. E, Ama her zaman inşallah demeliyiz. Allah dilerse dolayısıyla Allah bizleri bu güzellikten ayırmasın diyorum hemen vakti de çok almadan değerli Musa hocama dönmek istiyorum hocam Yusuf kıssasından bahsediyoruz İlk etapta işte kuyuya atılma hadisesine kadar o hasetiyle biraz konuştuk evet. şimdi kuyudan çıkıp Mısır'a giden süreci de hızlı ele alırsak oradaki mesajlar nedir? evet Yusuf aleyhisselamı kendi öz kardeşleri kuyuya atıyorlar daha sonra günler sonra rivayetler muhtelif tabii üç gün diyen var aç susuz orada ölümü beklerken kervancılar su temin etmek üzere adamlarını gönderiyorlar bugünkü koşullarda su temin etmek bakkal vesaire olmadığı için iki kişi geliyor bir de bakıyorlar ki kuyunun yani kuyuya bakracı sarkıttıklarında kuyuya tutunmuş bir küçük çocuk aa bir çocuk diye sevinerek onu hemen alıyorlar. Diyorlar ki biz bunu köle olarak satarız. Ve onu saklayarak kervandan gizli bir şekilde Mısır'a götürüyorlar. Mısır'da onu çalıntı olduğu için, bulunt olduğu için, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle çok az bir bedele, ucuz bir fiyata satıveriyorlar. Ee, biliyorsunuz böyle çalıntı mallar ucuz olur. Bir de miras malı çok ucuz olur derler. Şimdi yani kendi emek, alın teri olmadığı için Yusuf Aleyhisselam'ı Allah'ın tabii ki iradesiyle Aziz Mısır Azizi satın alıyor. Aziz'in hanımı hanımına diyor ki bu çocuğu sahiplenelim. Belki ileride evlat ediniriz. Bize de faydası olur. Çok sevimli bir çocuk diyerek onun evinde adeta o günkü iyi koşullarda yaşayan bir evde yetişmeye başlıyor. Yani devlet yönetimini orada öğreniyor. Hayatı orada öğreniyor. Mısır'ın artık medeni bir yaşam içerisinde bir yaşam kalitesine kavuşuyor. Fakat yıllar geçtikçe Yusuf büyüyor ve yakışıklı bir genç oluyor. Bu sefer farklı bir imtihanla karşı karşıya kalıyor. Evin hanımefendisi Yusuf'a karşı ilgi duymaya başlıyor. Aşk dediğimiz, kara sevda dediğimiz sevda oluşuyor. Ve bir gün bütün kapıları kapatarak ona e, bu kötü fiili teklif ediyor. Haydi gel diyor. Hey telik, Hey ifadeyle, hani, Kur'an-ı Kur Kerim'deki de. o şekilde. Yusuf aleyhisselam da çok iffetli bir genç olması hasebiyle e, kocasının da kendisine yani efendisinin diyelim çok büyük iyiliği olması hasebiyle قَالَ مَعَذَ Ben böyle bir şeyden Allah'a sığınırım, ben bunu yapamam, ben ihanet yapamam diyerek kapıya doğru kaçıyor. Kapıdan kaçarken bu esnada kadın peşinden onu yakalamak için gömleğini asılıyor. ...gömlekte yırtılıyor ve birdenbire orada kadının beyiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ve o esnada da yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre bir bilir kişi ortaya çıkıyor. Tam böyle kadın, hanımefendi şeyi suçluyor. Diyor ki, efendisinin eşine ihanet edenin cezası hapse edilmekten ya da öldürülmekten başka ne olabilir ki diye bağırmaya başlıyor. Yani hocam çok özellikle... Suç bastırıyor tabiri caizse. Yani e, tam o esnada Yusuf Aleyhisselam kapıya doğru yöneliyor, kaçıyor tabiri caizse. Evet. Züleyha, yani ismi Züleyha, Züleyha diye rivayet evet, ediyor değil mi? Evet. Kadın... Arkadan gömleği çekiyor, yırtılıyor ve kapı açılıyor ve efendisini görüyor. Evet. Ve görür görmez hemen iftira diyor, değil mi? Evet. Bak Suç diyor. bastırıyor. Hani hırsız bağırmış da ev sahibinin <laughs> ödü patlamış diye bir güzel söz vardır ya. Normalde kendisi bu işi arzu edip, kendisi bu kötü fiili işlemek isterken, birdenbire yakalanınca karşı tarafı suçlamaya başlıyor. O bilir kişi orada devreye giriyor. Diyor ki, gömlek diyor, eğer... <laughs> Arkadan yırtılmışsa e, Yusuf kaçmak istiyordu. Suçlu kadındır diyor. Şayet gömlek önden yırtılmışsa o zaman suçlu Yusuftur diyor. Ve aslında tarihte belki de Kuranda kriminal ilminin ilk işaretlerini veriyor. Bilir kriminal kişi ilmi, dediniz hocam değil mi? Bilir kişi. Bugün de, bugünlerde mahkemelerde ki, var. Bilir tabii kişi. ki tümüyle hep bunlarla uğraşıyor zaten kriminal ilmi. Ve nihayetinde e, Yusuf'un efendisi yani o hanımefendinin beyi o kadar olgun bir şahsiyet ki hemen durumu anlıyor ve diyor ki ey kadın sen tevbe et ve bu olayı kapat ve bir daha da böyle bir şey tevessül etme diyerek çok medeni bir davranış içerisine giriyor. Ve tabii ki günler sonra sonrasında bu olay her ne kadar gizlenmeye çalışılsa da duyuluyor. Mısır'da duyuluyor. Yani o saray elitleri arasında konuşulmaya başlanıyor. Kadınlar diyorlar ki duydunuz mu? İşte Aziz'in karısı kendi yanında çalışan hizmetçisinden kav almak istemiş. Yani onunla birlikte olmak istiyormuş. Aa ne ayıp diye kınamalar duyulmaya başlayınca bu sefer o hanfendi Züleyha validemiz kendisinin haklı çıkartmak için ne kadar zor durumda kaldığını ortaya koymak için bir yemek düzenliyor. Bir toplantı düzenliyor ve o kadınları davet elit ediyor. olan hanımefendileri davet ediyor. Davette de önlerine meyve tabağı, meyve ve bıçaklar konuyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'a haydi çık ortaya. Seni görsünler. Ben kime aşıkmışım? Niçin aşıkmışım? Herkes anlasın gibisinden Yusuf Aleyhisselam ortaya çıkınca hanımlar şaşırıyorlar. Diyorlar ki Ma هَاشَىٰ لِلّٰهِ مَا هَذَا Bu bir beşer olamaz. İn haza illa melekün كَر۪يمٌ Bu olsa olsa saygın bir melek. bir melek olur. Bu ne yakışıklılık diyerek e, ellerindeki o bıçaklarla e, meyve kesecekleri yere kendi ellerini kesmeye başlıyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabit değil mi ellerin ki. kesilmesi? Evet. evet. Demek ki o kadar yani o kadınların o hayranlıkla bakışı evet. yani el parmaklarını kesmesi, meyve keseyim derken o güzelliğe evet. kendilerini kaptırması Enteresan bir hadis. Ve nihayetinde hanımefendi diyor ki işte beni kınadığınız durum budur. Ama diyor ben davamdan vazgeçmedim. Ya benimle olacak diyor ya da ben onu süründüreceğim. Yani hapiste yani hapis cezasına çarptıracağım. İlla benimle olacak diyerek inat, inatla bu işin üzerine gidiyor. Nihayetinde e, tabii ki e, bütün şehir çalkalanınca bu olayı e, kapatmak için veyahut da dedikoduların sonlanması için Yusuf Aleyhisselam'ı hapse atıyorlar. Hapiste tabii o onun çok güzel bir ifadesi var. E, ayette geçiyor. Estağfurullah. "Kâle rabbis sicinu uhabbu ileyye mimma yad'ûnene iley. O hanfendinin beni davet ettiği kötü şeyden ise diyor, hapiste kalmak benim için daha hayırlıdır. Müthiş bir cümle hocam. Tabi iffet Şimdi cümlesi. Bunu günümüze getirdiğimiz zaman hani başka bir ayette de sen billah ve la zina. Yani zina etmeyin demiyor Allah. Yaklaşmayın. Yaklaşmaya yaklaşmayın. Zina yaklaşacak her türlü vesilelerden uzak durun diyor. Burada da bir enteresan bir cümle var hocam. Ayet evet, enteresan evet. bir şey bir şekilde bize mesaj veriyor. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam bu imtihanı iffeti koruyarak kazandı. Kazandı. Yani kale ma'adallah dedi. Kazandı yani ben, ama bedel ödedi. Bedel ödedi. Yani o teklife e, tabii ki e, aynı zamanda bir peygamber olduğu için ilerideki <laughs> ayetlerde şöyle ifade ediliyor. Ve la kad bihi ve hemme biha leula er rabbi. Aslında diyor hanımefendi çok dikkat çekici bir kadın. E, o onu arzu ettiği gibi aslında Yusuf da ona birazcık meyleder gibi oldu. Fakat diyor leula er burhan rabbi. Rabbinin delilini burhanını görmesi sayesinde diyor iffetine sahip çıkabildi. Ee, Allah diyor işte böyle muhlasiin e, yani ihlas sahibi olan kullarını böylece diyor bu işten kurtarır diyor. Günümüzde hocam bizim de Yusuf misali bu tür hadiselere karşı karşıya değil mi hepimiz e, potansiyel herkes herkes, herkes. yani kadın olsun erkek aynen. olsun herkes yani böyle bir durumla karşı, bu karşıya, durumla karşı kalabilir. karşıya kalabilir. O yüzden bu ama durum burada değerler devreye giriyor. Onu tutan normalde her şey yani kapılar kapanmış, her türlü ortam müsait iken bunu acaba Hz. Yusuf'u durduran, Hz. Yusuf'a bu ihanete sokmayan veyahut da böyle bir kötü fiili irtikap ettirmeyen duygu nedir? Ondaki o iffet duygusu, o değerler onu tutmuştur, korumuştur. Ve nihayetinde bedel ödemiştir. Yıllarca cezaevinde kalmıştır. Hapiste kalmıştır. Ama tabii hayat süreci içerisinde zaten en sonunda hanımefendi de suçunu itiraf etmiştir. Onda bir suç yoktu. Asas kıbahat bendeydi diyerek Eyvallah. surenin devamında bunu itiraf ediyor. Tabii orada hapis süreci başlıyor. Hocam hapiste... o sürece girdik ama <laughs> o süreçten çıkamayacağız. Vaktimiz gerçekten evet. dolmuş ama burada çok önemli mesajlar var. Çünkü Yusuf aleyhisselam'ın kıssası sadece bir programa sığacak bir e, şey ayetler topluluğu değil. Yani çok inşallah Rabbim nasip eder, Ramazan-ı Şerifi e ayına ulaşırsak e, sizinle bu konuyu böyle daha sahurda o zaman e, şöyle bir konuşalım. tavsiyede bulunarak sohbetimizi bitirelim. Hı hı. Hakikaten Yusuf Suresi'nde hem bireysel hem de toplumsal mesajlar var. Yani ve bu mesajlar bizi hakikaten iyi edecek. Yani psikolojik, sosyolojik her yönden bizi huzura kavuşturacak mesajlarla dolu. Kardeşlerimiz bu sureyi mümkünse tefsirinden, sadece mealinden demiyorum. Hı hı. Tefsirinden okumalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Ve e, şeyin duasıyla bitirelim. E, Yakup Aleyhisselam'ın Aa. duası. Yakup Aleyhisselam biliyorsunuz yıllarca evlat hasreti yaşıyor. Kardeşlerin ihanetini görüyor. Bir insanın kendi evlatlarının ihanetini yaşaması ne kadar kötü bir şey. Ve şöyle yalvarıyor Allah'a. İnnemâ eşkü bessî ve huzni ilallah. İnnallâhe <laughs> basîrun bil ibad. Ben sadece şikayetimi, hüznümü, kederimi ancak Allah'a arz ederim. Çünkü Allah şüphesiz ki kullarının her halini görendir diyor. Ee, Rabbim bu bakış açısıyla hayata bakmayı dertlerimizin dermanının yaratıcımızda olduğunu ve sadece ona arz etmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Aynı zamanda bu dua cümleleri olsun. Son bir dakika girdik hocam. Hani tevaffeni müslimen ve elhikni bis salihin. Allah'ım bizlere son nefeste iman nasip eyle. Bizleri salihlerle, sadıklarla beraber eyle. Bizleri iyilerle beraber eyle. Bizlere istikametten ayırma. Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanının Tıpkısını yaşıyoruz belki de herkes farklı. Kimisi hasetlik noktasında, kimisi iffet noktasında, kimisi farklı noktalarda. Allah'ım yaşadığımız şu alemde, çekmiş olduğumuz bu imtihanların tamamı noktasında imtihanımızı e, kolayca geçirip e, neticesinde Rabbimizin rızasına vardığımızda anlı, akgönlü, pak olarak hesabı verdikten sonra cennete girebilmeyi cennetinde cemalini görebilmeyi ve sevdiklerimize beraber olabilmeyi Allah hepimize nasip eylesin el fatiha Müzik